Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'tan gelişmeler var sırada. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer çalışmaları kapsamında 4 bölgeye takviye yapmak istediklerini söyledi. Çebi, Dele Fuente, Kaan Ayhan, Ko Koray Günter ve Kerem Atakan Keskin'de görüşmelerini sürdüğünü söyledi. Genel Kuruldan ve seçim Beşiktaş Genel Kulübü Kuruldan. Başkanı Ahmet Nur Çebi A-Spor canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadroya takviye çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çevi, bir kanat, birisi Türk olmak üzere iki orta saha bir de stoper almak istiyoruz dedi. De La Fuente, Kaan Ayhan, Koray Günter ve Kerem Atakan Keskin'le görüşmelerinin sürdüğünü belirten Başkan Çevi, Belçikalı futbolcu Dinayır Lays'a anlaşamadıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi, Wellington ve Enkudu'nun takımdan ayrılabileceğini ifade etti. İki futbolcunun kontratlarının son senesi olduğunu hatırlatan Çebi, her ikisinin de burada kalmasını istiyorum. Özellikle Wellington benim için çok değerli. En azından bu sezonu onlarla geçirmek istiyorum diye konuştu. Torino'ya transfer olan Emirhan İlkanla ilgili de değerlendirmede bulunan Nur Çebi Kalmak istemeyen çocuğu kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan menajerine yönlendirdi. 1 milyon avroya çıkacaklardı ee, izin vermedik diye konuştu. Ee, oynamak istediğini biliyoruz. Beşiktaş kulübü başkanı yabancı oyuncu düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Her gün yabancı sayısı ile ilgili yeni kurallar açıklanıyor diyen Başkan Çebi, yabancı sayısı fazla olan 1 iki kulübün taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş size gelip lütfen 11'de en azından bir yabancıya daha izin verin diyor ama dinlenmedi. Birdenbire 14 21 oldu. Ama bizim 8 bir türlü 9 olmadı. Anlamış değilim dedi. Beşiktaş yıldız oyuncunun kulübüyle anlaştı. Kayseri Spor karşısında 90 artı 6'da Gezzal'la bulduğu golle Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah Beyazlılar stoper bölgesinin yanı sıra orta saha ve kanada takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Valeren İsmail'in raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan ekibi El İttifak sürpriz biçimde Beşiktaş'ın stoperi Wellington'ı renklerine katmak için siyah-beyazlı kulübe resmi teklifte bulundu. İttifakın deneyimli stopere yaptığı teklifin yıllığı 1,5 milyon eurodan 2 yıllık olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan kazancı, Wellington gitmek istiyor. Fakat savunmaya takviye yapmadan gitmesine izin vermeyiz. Stoper transferi yaparsak gidebilir bizim 1 milyon euro bon servis talebimiz var, açıklamasını yaptı. Kazancı transferi gündeme gelen eski Galatasaraylı savunmacı Koray Günter'le ilgili olarak düşündüğümüz bir futbolcu. Maliyeti uygun olursa neden olmasın ifadelerini kullandı. Sohbet toplantısında Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic ile ilgili iddiaları yalanlayan kazancı, Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz dedi. Boşnak Yıldız geçen sezon transferin son gününde Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuş, ancak performansı ile beklentilere yanıt verememişti. Kazancı Sassuolo'kan Ayhan için 6-7 milyon euro bon servis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Kevin Enkodunun kendisi ayrılmak istedi. Biz kendisine git demedik. Ondan memnunuz. Kerem Atakan keskin ve Sivas Spor ile görüşüyoruz. Henüz sonuca ulaşamadık. Tayfur Bingöl'ün transferi için bon servisi uygun olmalı. Alanya Spor 2 milyon euro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Bon servisinin daha uygun olması gerekiyor. Serdar Saatçi henüz yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok dedi. Kazanc'a ayrıca kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Konrad De La Fuente için kulübü Marsilya ile anlaştıklarını belirterek fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Transfer bugün ya da yarın belli olacak açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Konrad De La Fuente Marsilya'da 23 maçta sahaya çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda bir gol İki asitlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'li kanat oyuncusunun Marsilya 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, Emirhan İlkan'ı torunoya yolladı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından bir başka genç futbolcu Emirhan İlkan da takımdan ayrıldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya Seri A'nın torunu ekibine transfer oldu. Beşiktaş'ın kapa yaptığı açıklamada, Torino'nun Emirhan İlkan için 4,5 milyon euro bon servis bedeli ödediği duyuruldu. Öte yandan Emirhan İlkan'ın sözleşmesi devam ederken Torino'dan başka takıma transfer olması durumunda, net transfer gelirinin %15'i de siyah-beyazlı kulübe verilecek. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda forma giyebilen 18 yaşındaki Emirhan İlkan, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 11 maçta bir gol atabildi. Beşiktaş'ın Emirhan İlkan transferiyle ilgili yaptığı duyuru şu şekilde. Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkan'ın Torino kulübüne kesin transferi konusunda 4,5 milyon euro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde net transfer gelirinin 15'inin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır denildi. Beşiktaş'tan Sami Mae bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Wellington'ın da Elit ittifak ile anlaşması sonrası savunma hattının önemi artmış durumda. Bu doğrultuda siyah beyazlıların gündeminde gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Samimaye oldu. Lyons Del Atlas, Roma'nın sayesinde milli takımdan arkadaşı olan Samimaye için devrede olduğunu aktardı. Hatta siyah beyazlıların bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Sami Maia için ilk etapta 1,5 milyon euroluk bir teklif sunmayı planladığı ifade edilmekte. Kariyerine Belçika'da başlayan ve alt yaş gruplarında Belçika milli takımı forması giyen 25 yaşındaki stoper, daha sonra A milli düzeyde FAS forması ile mücadele etmeye başladı. Maia, Şubat 2021'de 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Turiden'den Ferencvaros'a transfer olmuştu. İşte Beşiktaş'ın Koray Günter için yaptığı transfer teklifi. Koray Günter için Hellas Verona ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştiren Beşiktaş, 3.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için İtalyan kulübünden 2 milyon euroya olur yanıtını aldı. Siyah beyazlılar 1.5 milyon euronun biraz altındaki teklifi yazıya döktü. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin yapıcı geçti Verona ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki stoperin transferinin hafta içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Teknik direktör Valerian İsmail'in daha önce üçlü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gittiği kaydedildi. Sayıs ile Koray tandemi düşünen siyah-beyazlı idareciler, Böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliği çözmüş olacak.